Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Sen dayı başılık yapıyorsun. Evet. Bir sürü kadını götürüyorsun. Evet. Orada onları çalışmaya bırakıyorsun tarlaya. Evet. Sonrasında onları tekrar toplayıp evet, veriyorsun. Evet, iş çıkışında sonra geri getiriyorum. İşçileri. Onların evet. Bir de başlarındaki kadınlar var. Evet. Şimdi ilk eşinle görücü usulü evlenmişsin. Evet, doğru. Ama ondan sonra Semra Hanım'la dayı başılık yaparken evet. O kadınlardan birisiyken Semra Hanım siz tanışıyorsunuz. Evet. Ve sonrasında Semra Hanım'ı kaçırıyorsun. Kaç kere kaçırdın Semra Hanım'ı? Semra Hanım'ı ben kaçırmadım ki. Her gün beraberdik zaten Semra Hanım'la. Peki ama sonuçta işte berabermişsiniz. Hayır, işten Semra sonra da beraberdik. Semra Hanım'ın dün anlattığı dağlara kaçırdı beni giderken evden hayır, aldı. Hayır, hayır, kesinlikle. Kabul etmiyor musun? Hayır, kesinlikle kabul etmiyorum. Semra Hanım mı seni kaçırdı? Hayır, beraber gittik zaten ikimiz. Hani o beni sevdi, ben de ona sevdim. Bilgisi ve haberi var mıydı bunun? Vardı, hepsinden vardı. Gönüllü mü geldi? Gönüllü geldi. Eşinin kendisi. Haberi var mıydı? Hayır, yoktu. Kesinlikle yoktu eşimin. Eşim... Senin eşinin haberi yoktu, onun eşinin haberi var mıydı? Hayır, onun da yoktu. Nasıl cesaret ettiniz Murat böyle bir şeye? İşte bilmiyorum, o da sevdi, ben de sevince geldik yani ikimiz de. Geldiniz. Şu an evet. Geldiğiniz noktada aslında Semra Hanım'ın iki tane arabasını, bir çay ocağını aldığını, sattığını evet. Ve kendisini bırakıp gittiğini söylüyor. Mevcutta hala şu an evli misiniz? Evet, evliyiz. Peki, o zaman Semra Hanım şu anda canlı bağlantıda Serkan'ın yanında. Serkan merhaba, Semra Hanım merhaba. İyi yayınlar Zahide Hanım. Teşekkür ediyoruz. Serkan anlat bana neler yaşıyorsunuz orada. Sonra Semra Hanım'la konuşalım. Zahide Hanım, öncelikle ekibimiz ve Semra Hanım'la birlikte şu an Uşak'tayız. Bulunduğumuz yerde bir dağlık, boş bir arazi. Peki niçin buradayız? Yayınımızda biraz önce de Murat Bey herhangi bir kaçırılmak gibi bir olay olmadığını söylese de bir değil iki kez bir kaçırılma durumu yaşanıyor. Ancak bu ikinci kaçırılma olayı fazla çok önemli iddiaları da beraberinde getiriyor. Tarih tam 7 Şubat 2013. Bu tarihten kısa bir süre önce Semra Hanım Murat Bey tarafından uğradığı şiddet yüzünden önce bir darp raporu alıyor ve sonrasında Murat Bey ile ilgili uzaklaştırma kararı aldırıyor. Ve bu uzaklaştırma kararının süresi içerisinde Murat Bey Semra Hanım'ın işletmesini yaptığı çay ocağına geliyor. Semra Hanım Murat Bey'i görünce oradan gitmesini söylüyor. Murat Bey de sana yardımcı olmak için geldim, odun getirdim, araçta odunlar var, onları bırakıp gideceğim diyor. Semra Hanım da kendisinin gitmesi için araca yaklaşıyor. Aracın kapısını açıyor, odunları almak için araca yaklaştığı sırada da Murat Bey kendisini arabaya itiyor. Arkasından kendi binip herhangi bir yardım çağrısında bulunamaması için ağzını kapatıyor ve araba hareket ediyor. Ve şu an bulunduğumuz Uşak'taki bu dağlık bölgeye getiriyor. Yalnız şöyle bir durum var, arabada herhangi bir yardım çağrısı bulunamaması için arkada Semra Hanım'ın yanındayken Murat, arabayı kullanan bir kişi daha var. Bu kişi de Semra Hanım'ın iddiasına göre Murat Bey'in akrabası Coşkun Tuna. Coşkun Tuna, Murat Bey ve Coşkun Tunca, özür diliyorum. Coşkun Tunca, Murat Bey ve Semra Hanım'ı bulunduğumuz bu bölgeye getirdikten sonra kendisi gidiyor. Ve sonrasında Murat Bey, Semra Hanım'a burada saatler süren şiddet ve işkenceye maruz bırakıyor. Burada Semra Hanım'ın çok ciddi iddiaları da var. Kendisini burada ölümle tehdit ediyor. Bir daha aileni göremeyeceksin. Seni böyle dağlarda sürünerek yaşatacağım. Ve ölümün de yine benim elimden olacak gibi iddialarda bulunuyor. Ve saatler süren arayıştan sonra aile yakınları Semra Hanım'a ulaşamayınca kolluk kuvvetlerine haber veriyorlar ve jandarma geniş çaplı bir arama başlatıyor. Bu süre zarfında saatler geçiyor ve ertesi gün sabah saatine kadar burada Semra Hanım soğukta Murat Bey'in şiddetine maruz kalıyor. Bu sırada Semra Hanım'ın kızı Murat Bey ile iletişime geçiyor. Jandarmanın her yerde kendileri aradığını ve annesini getirmesini rica ediyor. Uzun bir telefon görüşmesinden sonra Murat Bey ikna alıyor ve tekrar Coşkun Tunca'yı arıyor. Coşkun Tunca kendilerini bulunduğumuz bu bölgeden alıp hemen Semra Hanım'ın evinin bir arka sokağına bırakıyor. Peki niçin bir arka sokağına bırakıyor? Çünkü emniyet güçleri Semra Hanım'ın evinin önünde bekliyorlar. Bunu görünce Murat Bey hemen arka sokağa bırakıyor ve Semra Hanım perişan bir halde evin önüne geldiğinde baygınlık geçiriyor ve emniyet güçleri de kendisini derhal hastaneye kaldırıyorlar ve hastanede tedavi işlemleri başlıyor. Şimdi hastane görüntülerini burada ben gördüm. Burada çok önemli bir ayrıntı daha var Zahide Hanım. Söyle Serkan. Bayağı hastanede yatakta böyle yatıyor Semra Hanım. O fotoğraflar geldi bana gördüm. Gerçekten çok acı bir şey bu. Şimdi Murat hepsini tek tek soracağız. Söyle Serkan.
Çok küçük bir ayrıntı daha var. Aslında bu önemli de bir ayrıntı. Bütün bu olaylar olurken yani 7 Şubat 2023 tarihinde aslında Murat Bey Ayşe Hanım'la beraber tuttukları evde yaşıyorlar ve o süre zarfında beraberler. Biz bu bilgiyi teyit etmek amacıyla dün Ayşe Hanım'ın eski eşi Kadir Bey'le de görüştük ve tarihi, beraber tuttukları ve yaşadığı evi ve zamanı kendisinden de teyit aldık Zayda Hanım. Serkan, o sırada Ayşe Hanım evli, Murat da Semra Hanım'la mı evli? Evet Zayda Hanım, o sırada Ayşe Hanım'la Murat Bey birlikteyken Murat Bey Semra Hanım'ı kaçırıyor ve bulunduğumuz bu bölgeye getiriyor. Peki şimdi isterseniz hatta bir Kadir Bey'in görüntüsü vardı, bir izleyelim o neler söylemiş. Buyurun verelim, bakın nasıl anlatmış eşiyle Murat'ın ilişkisini, buyurun. Ayşe ve Murat evliyken ilişki yaşamadıklarını söyleyerek yasak aşkı inkar ettiler. Ayşe'nin yakın zamanda boşandığı Kadir ekibimize konuştu. Şüphelendim. Ameliyat gidiyordu. Geç geliydi. 4'te geliyor ve 6'da geliyor. Sonra gitme dedim. Ben dinlemedi. Gitti. Ben bıraktı gitti. Ondan sonra işte. Yalan söyledi. Ben de bakayım bir erken geliyor. O geç geliyor. Onun için öyle şüphelendim işte. Karısının yasak aşkı Murat'ın eşi Semra ile şüpheleri ortaktı. Huzursuz zaten Murat'la geçimleri yoktu. Geçinmiler. Zaten kadın çalışıyordu. Kadın bakıyordu ve zaten. İş sahibi kadın zaten. Kadın iş yöneten oydu zaten. O da şüphelenmiş. O da söylediydi zaten. Kadir'le evliyken yasak aşkıyla ayrı bir evde yaşadı mı? Mahalleler arasında kulağıma laf geliydi. Duyuluydu da. Ben hani inanmıyordum baştan. Sonra şey yapınca da baktım, şüphelendim zaten. Şüphelenince de böyle bir oldu işte aynı şekilde. Şimdi gitmiş orada bir ev tutmuş. De beraber durmuşlar. Peki siz boşanmadan önce mi tutmuşlar öyle? Evet, evet. Peki mahkemede kabul etti mi? Etti. Kadir'den eski karısı Ayşe'ye ve yasak aşkı Murat'a son sözler. Ya sihir oldum zaten. Zaten adam ben tipinden şey adam. Hiç zaten şey yapmam zaten. Konuşacak insan değil zaten. Hani öyle. Konuşacak insan değil. Benden çıktı. Ne yaparsa yapsın. Ben boşadım. İste diyerek istin. Nereye can ister sorak istin. Şu anda siz Ayşe Hanım'la berabersiniz değil mi? Eylül'ün 15'inden beri beraberiz. Peki şu anda Kadir Bey'i dinlediniz. Yani Ayşe Hanım sizinle ilk beraber olduğunda Kadir Bey diyor ki ben de vardım. Bunlar saat 4'te gelirdi bütün kadınlar. Ayşe 6'da gelirdi. Hayır, hep beraber geliyordu işçi zaten. İşçi ben hep beraber bırakıp evime gidiyordum. İşte o da diyor ki herkes 4'te geliyordu, 6'da geliyordu. Hayır. Semra ben... bunu en iyi bilen kişi bak. Semra da onların başında olduğu için. Semra kaçta geliyordunuz siz işten normalde? Biz 3.30'da normalde ben 3.30'da evimin önünde iniyordum. E bak 6'ya kadar diyorduk. Hayır tamam ben işe indirip sanayiye gidiyordum. Araçlarım vardı çünkü onları yaptırıyordum zaten. Sen gidebilirsin Ayşe de seninleymiş. İlk hayır benden ilk, beraber değildi Ayşe zaten. İlk ben iniyordum. Hayır öyle değildi zaten. Murat, Ayşe Kadir zaten Bey, evine gidiyordu. Kadir Bey ne dedi duydun mu? Bunlar dedi ben beraberken Semra da varken biz zaten aynı şeyden hem Semra şüpheleniyormuş hem ben şüpheleniyormuşum. Hayır abla kesinlikle öyle bir şey yok. Biz 15'inden beraber Ayşe ile beraberiz. Öyle bir şey yok yani. Hayır efendim, itiraf. Yok, hayır. Yani bu TikTok'ta zaten bu çekilen de işçiyle beraber. Bu benden alakası yok yani. Nasıl? Yani bu şimdi... Semra mı? Şu TikTok var bir tane. O ha. Çekilen hep beraber işçiyle. Yani bir orada Ayşe'nin TikTok'larından bahsediyorsun. Hazırlayalım Ayşe'nin TikTok'larını. Bu TikTok'ta nasıl bir yermiş ya Rabbim. Vallahi ben de bu kadar bilmezdim. Bize gelen misafirlerin çoğunun TikTok'u var maşallah. Murat. Evet. Sen şimdi bu TikTok'ta ne göreceğiz? Biz Ayşe'yi göreceğiz. Evet, ne tamam. Var o TikTok'larda? O işçi, işte tarlada olan işiyle beraber çekilen TikTok. Öbür diğerleri de eşinden evde olan TikTok'lar. Yani sen hala onların beraber olduğunu, sizin ilişkinizin başlamadığını mı söylüyorsun? Hayır, kesinlikle yoktu. Ama Kadir Bey de diyor ki bunlar çekildiği zaman Murat'la beraberlerdi. Hayır, hayır, verelim o görüntüleri, verelim o TikTok'ları. Hastane önünde indir acı, annem acı.
resim bir de yavrum. Senden bana tek kalandı. Ben seni çok sevdim. Ne kötülük gördüm benden. Ölürüm geçemem senden. Affet beni. Kömür gözlüm yıktın gönül bende mi? Bunu da cevaplayabilir miyim? Cevapladı Murat. Burada bayağı aşk sözcükleri var. Bu kendisi Gel Kadir Bey'in evindeki tutuklar. Var. Aşkım ölüyorum, bitiyorum, yanıyorumlar var. Bunlar sana Hayır. mı? Hayır. Ben Adel kesinlikle. Bu Kime? Eşiyle beraber olduğu TikTok'lar bunların. Eşine mi bu? Kadir Bey'e evet, mi bu? Evet. Kadir Bey'e. Bu kendisinin evinde olan. Ayşe Bey de buna, Ayşe Hanım da buna açıklayabilir. Bir şey söyleyeceğim. Murat, Kadir Bey'le zaten bu kadın her gün, her sabah, her akşam beraber. Adama niye böyle video çekip de TikTok'a koysun? Aldatmış mı acaba Kadir Bey? Eşine. Acılı çünkü videodaki şarkılar biraz. Onu Ayşe Hanım'la Kadir Bey'e sorun. Onu ben konuşmak istemiyorum. Ha, var bir şey. Onu çünkü konuşursam çok şey çıkar. Konuşmuyorum yani? Onu Ayşe Hanım'la Kadir Bey'e sorun. Ayşe anlattı mı sana? Bilmiyorum. Ya da sana kendi sana gelişini anlatmak için aldatıldığını mı söyledi? Bilmiyorum bunu. Sen bilmiyorum dedikçe anlaşılıyor aslında böyle Murat. Onu Ayşe Hanım'la Kadir Bey'e soracaksınız. Onlar artık olayı bitirmişler. Peki o aldatıldığını düşündüğü için mi seninle aldattı Ayşe Kadir? Ben 50'den 15'inden beri beraber oldum. Ondan Ama beri sana bunları anlatmış. Ya Murat bir şey söyleyeceğim. Hangi kadın Allah aşkına hangimiz gidip de bir başka elin adamına kusura bakmayın beni kocam aldatıyor diye anlatırız. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte ha? O da ona destek verip yardımcı olmuş. Ah gel aldatıldın mı deyip kol kanat gelmiş. Hayır, kesinlikle öyle Değil bir şey mi? Yok. Hayır. Yok, bu iş, o da birazcık da intikam alma duygusuyla Hayır, size belki de yok. Yaklaşmış. Genelde öyle bu, mi oldu? Bu hikayelerin Hayır, kesinlikle sonu bir şey böyle yok oluyor. Yani. Bir kere şu doğru bir şey değil. Hiçbirimiz yani asla bir başka adama gidip de kocam beni aldatıyor. Bu ne demek biliyor musun? Beni aldatıyor, ben mağdurum. Çok acı çekiyorum. Yardımcı ol. Şu anda bana yardımcı ol. Böyle saçma şey mi olur? O da hazır zaten.